Yalnız öyle evlenmeyecek falansanız, gönül eğlendiriyorsanız da sizi evliliğe zorlamış gibi de olmayayım ha. Son provalarda iyiydiniz. Mahir, sen de bir durgunluk gördüm ben bugün. Böyle bir... Mahir bana yeteri kadar kılıbık. Yani şu anda artist bir adam. Çok artist. Yani bütün o vücut hareketleri bayağı mahalle delikanlısı gibi. Ben Selma'nın zevklerine hep güvenmişimdir zaten. Düzgün, beyefendi birine benziyorsunuz ha. Biraz daha çalışılması gerekiyor. Bunun çok daha ekonomiye çıkarı düşünüyorsunuz. Evet. Eminim bunu düşünüyorsunuz. Evet. Bunu ben vücut hareketimle ve o duyguyla yedireceğim. Yani bunu çalışacağım, iki gün yapacağım. Öyle kılıbık bir herif olacağım ya. Evet. Rus gecemizin ismi Aldatma. Anıl, Aslı ve Mahir rol alıyorlar. Bantta da gördünüz. Kılıbık adamı oynamakta. Provalarda biraz zorlanmıştı Mahir. Bakalım hakkını verebilecek mi? Tabii ki Aslı ve Anıl da rollerini nasıl canlandıracaklar. Hep beraber izleyeceğiz. Alkışlarınız Anıl, Aslı ve Mahir için. Soner, gıcık mama. Dursana ya. Bu ne lan, ne oluyor? Ay Taner, taş geldi, taş. Aa Selma, sana dedim ama demedim ya. Başımıza taş yağacak dedim. Günaha giriyoruz dedim ya. Ay abartma. Küçücük bir taş yani. Ya küçük müçük ya, kafama gelseydi. Boy abdestim de yok zaten, direkt cehenneme. Ay ama abarttın ha. Çocuklar dışarıda oynarken içeriye taş geldi yani. Aa. Bak Taner. Ha? Ne oldu ya? Taşın üzerinde galiba. Bakayım. Aa. Dur buradaymış, burada dur. Bir not bak. Bu ne ya? Karım beni seninle aldatıyor. İmza bir dost. Ne? Karım beni seninle aldatıyor, imza bir dost. Ay! İrfan bu, kocam bu. Emin misin ya, şu yazıya bir bak. Ay bu kadar. Bu kadar sağlık bir not anca o yazar yani. Camı kırdığı için özür dilemiş. Bir miktar da para koymuş. Ay kesin İrfan bu. Dünya iyisi falan yani. Kesin o. Eyvah. İlişkimizi öğrendi, ilişkimizi. Kötü bir şey yapmaz değil mi? Ay yok ya, saçmalama. O karıncayı bile incitemez. Dünya falan iyisi yani. İyi ama sen kocamla sorunların var demiştin bana. Ay o buna hala sorun mu var? Yani... İyiliği salaklık boyutunda falan yani. Geçenlerde araba çarptı, ondan sonra ayağı kırıldı, gitti arabayı tamir ettirdi. İsmi de mahallede ismi çıktı biliyor musun? Herkes ona şimdi Kasko İrfan falan diyor yani. Allah Allah, kim bu saatte ya? Allah'ım, kocan olmasın sakın! Ay kim, İrfan mı? Ay yok be, o beni böyle... Saçmalıklar yapmaz yani, beni rezil etmek istemez o böyle. Benim karım da olamaz, en erken haftaya geleceğim demişti. Ay kalk bak, ne diyorsun ya? Dur hayatım, dur. Merhaba beyefendiciğim, ben Selma'nın kocasıyım, ismim İrfan. Ana, Kasko İrfan. Vallahi ben gerçekten açıklayabiliriz. Aa, her şeyi. Beyefendiciğim rahatsız olmayın lütfen. Zaten uygunsuz da bir durumda geldim herhalde. Camınızı kırdım falan. Böyle evinize girdim, kusuruma bakmayın. İrfancığım lütfen gerçekten açıklayabilirim. Oo, bebeğim her şeyin farkındayım ben. Selma beni üzmemek için söylemiyordu. Ben de böyle bir yol seçtim kendime, kusuruma bakmayın. İsminiz? Taner. Çok memnun oldum Taner Beyciğim, çok memnun oldum. Selma'nın da zevklerine hep güvenmişimdir. Düzgün beyefendi, iyi birine benziyorsunuz maşallah. Yani gerçekten öyle. Ay, teşekkür ederim. Rica ederim. Evlilik falan var mı Ufuk'ta? Aslında bir. Aa bak, boşanmayı falan sakın der dediğim demeyin, vallahi darılırım ha. Ben elimden geleni yaparım boşanmak için. Ha öyle gönül eğlendiriyorum falan diyorsanız da ben sizi böyle evliliğe de zorlamış gibi de olmayayım ha. Yok, biz ciddi takılıyoruz. Gerçekten mi? Ay çok sevindim ya canım kardeşim. Çok mutlu oldum. Allah bir yastıkta kocasın. Umarım ömür boyu mutlu olursunuz ha. Çok mutlu oldum. Teşekkür ederim. Ha, düğünü falan hiç dert etmeyin. Ben kız tarafı olarak elimden geleni sonuna kadar yaparım yani. Vallahi. Aa vallahi. Ben ne diyeceğim bilemedim ya. Darılacağım şimdi ya. Bura beni seni mi var artık bu işin ya? Ben yuva kurana hep yardım ederim. Yardım etmek sevaptır.
Ama İrfan. Oo, bebeğim bebeğim, yabancı mıyım artık ben? Bunca yıllık karım ve onun sevgilisi ya. Onun sevgilisi benim de sevgilimdir. Şey yani benim de yakınımdır demek istedim. Neyse neyse, ben lafı fazla uzattım herhalde. Çifte kumruları baş başa bırakalım biraz. Kapıyı biliyorum. Hiç rahatsız olmayın. Çeker çıkarım. Tamam. Görüşürüz. Peki, görüşürüz İrfan. Görüşürüz tatlım. Hadi hoşça kalın. Ay gitti. Bırak da dışarıdan devam edelim lütfen. Nasıl yapabildin bunu böyle bir adama ya? Allah'ım ben nasıl alet oldum böyle bir şeye? Ay saçmalama ya. O salak hep böyle zaten. Doğru konuş İrfan abim hakkında. Kırarım ağzını burnunu. Ay lütfen kendine gelir misin? Geçti lütfen. Ne geçti ya, ne geçti, bırak. Allah'ım sen nasıl bir şeytansın? Ya İrfan abi gibi bir adama nasıl yaptın bunu ya? Ben mi yaptım? Biz istedik de oldu, tamam mı? Ve o salaktı bunu hak etti falan yani. Sus, sus kadın sus. Bizim şu taş kadar değerimiz yok be. Ay, ay. O salak, sen ondan daha da salak. İki tarih salaklar üstünde kaldım ya. Pasko İrfan dünyanın en iyi insanıdır. Doğru konuş onun hakkında. Bu İrfan abim için. Bu da kendi onurum için. İrfan! İrfan! O salaksa ondan daha salaksın, tamam mı? Bu İrfan abim için. Bu da kendi onurum için. Başardık bebeğim. İkimizin dengeli ortadan kalktı ha. İkisinin de mekanı cennet olsun. Biraz zor sanki ha. Elite teşekkür ediyoruz. Diğer oyuncuları hemen yanıma alıyorum. Evet. Hemen jüri üyelerine dönmek istiyorum. Nurgül Hanım'la başlayalım. Şimdi oyunda 3 bölüm vardı. Bir ikisi baş başa. Sonra İrfan'la geldikten sonraki bölüm. Sonra İrfan gittikten sonraki baş başa bölüm vardı. Ve üçünün de birbirinden farklı olması gerekiyordu. Ama Aslı ile Anıl bence o farkı tam çıkaramadı. Bir tek Mahir çıkarabildi. Mahir gidip geri geldikten sonra tamamen başka biri olarak girdi. Bence duygu değişimlerini Mahir çıkarabildi ama diğer Aslı ve Anıl tam olarak çıkaramadı. Anlıyorum, anlıyorum. Sinan abi? Vallahi dediğim gibi hiç beğenmedim. Bu oyunun yani kendisini de beğenmedim. Manasız bir şey buldum. Son derece kötü oyunculuk gördüm. Hani... Puanları da hemen veriyorum. Bir daha da konuşmak istemiyorum. Hepsine 10'ar puan veriyorum. 10'ar puan. Evet. 10'ar puan. Peki. Müjde Hanım. Tam bir felaket. Nasıl? Yani şaka bir yana. Sen yani kocasını aldatan kadın Aysun Kayacı'ya mı benzettin kendini? Böyle sarı saçlar. Öyle uygun gördüler. Öyle uygun gördüler. Evet. Ama hiç yaşamayan yani. Biri gibiydi yani. Yani niye bir kere öyle konuşuyor bu kadın? Aptal Sarış'ın oynanması uygun gördü hocalarımız tarafından. Ya Aptal Sarış'ın önce niye oluyor? Yani hiçbir söylediğin laf anlaşılmıyor. Aptal Sarış'ın da de konuştuğun laf anlaşılsın. Sen zaten başıma bir iş geldi diye kendini oradan oraya savurdun. Adam geliyor... Korkuyor musun? Misket arkadaşını mı gördün? Hiç. O ayrımlar hiç çıkmadı yani, ya. Yani ne oluyor? Kim niye geldi? Kim bir de çok özür dilerim. Ben de bir şeye kızdım. Ben zor sinirlenirim. Fakat şu Mahir'in küpesine acayip kızdım. Yani böyle bir kılıbık adam oraya oynasın diyoruz. Ya olamayacak bir şey. Bu kadar burada şey yapıyoruz, provalar yapıyoruz. Sana diyorum ki lütfen salak gibi gözük, evet, aptal saçını ıslat. Ama hiçbir sonraki adama uygun onun yaptığı. Sonraki adama uygun. En sonunda giren en sona, adama tamam, uygun. En son ama ilk girerken hiç böyle çalışılmadı bu oyun. Yani bir artist bir şimdi adam girdi küpede falan. Şimdi arkadaşlar oyunculuk sahneyi oynamanın dışında bir skeç oynuyorsanız aynı zamanda durumu da anlatmaktır. Biz burada durumu anlamadık zaten. Kim kimi ne oldu, aldatıyor, niye aldatıyor. Yani bir de Osman Tancığım yatak sahnesi var dedin. Yatakta bir şey olmadı, ha babam dışarıda bir şeyler oldu. Yani bunun önünü görseydik. Hakikaten bu insanlar sevgili mi? Yatağın içinde böyle bir deve hörgücü gibi bir kabartı vardı.
Siz birbirimize değmeyelim diye öyle kabarık mı duruyordunuz orada? Yok, sadece verilen mizansen buydu ve biz gereğini yerine getirdik. O mizansen ne oluyordu o yatağın altında? Anında satıyorsunuz hocalarını. Örtünün hayır, hocaları altında... satmak değil yani gerçeği bu. Böyle yapalım dedik, böyle hocalarımız yapın dedik diye değil, biz de böyle çalıştık. Örtünün altında bir kadın ve bir erkek olduğunu zaten anlamadık. İkide bir de ay diye bir şey duyduk. Yani baştan aşağı felaket 5-5-5 veriyor. 5? Evet. Teşekkürler. 5, ben bu kadar beklemiyordum açıkçası. Ben de beklemiyordum. Vallahi. Siz de kendiniz de beklemiyordunuz evet. Değil mi? Ya benim saçımı başımı da yolsalar ben o kadar düşük veremeyeceğim. Çok özür diliyorum. 30-30-50. 30-30-50 geldi. Ben bir kez daha çok pardon Müjde Hanım'a döneceğim. Belki çok sinirlendiniz. 5-5. Ayol 10 yapsam ne olacak? 10 yapayım senin hatırın için. 5 iyidir ya. Yani 5 ile elenecek kimse varsa 10 yapayım. Yani burada Anıl'ın sarı kartı var bu grupta. 10 yapayım. Yok yani puan onu layık gördüyseniz olur. Hayır yani ben hiç puan bile vermem bu durumda. O kadar acemice, o kadar abartılı, o kadar kötüydü ki. Ben bir şey söyleyebilir miyim müsaadenizle? Kusura bakmayın. Öncelikle ben şunu söylemek istiyorum. Ben haftalardır oyun oynamaya çalışıyorum burada. 5 hafta oldu, 4 hafta oyun oynadım ve hayatımda ben ilk kez burada oyun oynadım. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Eğer burada gerçekten benim bir hatam varsa... Evet, bunu arkadaşlarıma da mal etmiş oluyorum ama... Hay, hata yani burada şey kişisel bir hayır, şeyden şey bahsetmiyoruz. Yani sahneyi bir kere anlatamadınız. Ne olduğunu kimse anlamadı. Anladık işte, sonradan espriymiş de onlar birbirine... Ya olmadı yani çocuklar işte, tamam. Olmayınca olmuyor. Ben de 80 tane film yaptım, 25 tanesini rezil etmişimdir oyuncu olarak. Oluyor öyle şimdi. Ben bir şey söylemek istiyorum. Şimdi yani savunmaya geçmenin bir manası yok. Savunma değil, yanlış anlaşılmışsa düzeltmek istiyorum sadece. Osman, kesinlikle hocalarımızı falan... Bu diyalogları ben sevmiyorum ya. Onlar niye bir şey söylüyorlar? Bir şey söyleme... Kendine ifade etmediğim... Gerek var mı? Efendim? Bu tartışmaya gerek var mı? Ya yanlış anlaşılmak kesinlikle tartışma istemiyorum. Tartışma gibi de değil de Sinan abi. Belki bir şey söylemek evet, istiyorlar. Biz kesinlikle hocalarımızı burada kötülemiyoruz, yapımı kötülemiyoruz. Yapmışsak biz hata yapmışızdır. Ben küpeyle çıktığım için ayrıca hocalarımdan, Türk halkından ve kendimden önce saygısızlık yaptığım için özür dilerim. Ya o kadar abartılacak bir şey yok ya. Peki. Olsun. Yansıtamadık. Dikkat etmem gerekiyordu ve etmedim. Ya Türk halkından falan özür dilemene olsun, gerek özür yok. Olsun özür diliyorum çünkü onlar da bir seyirci. Ay ne alakası onların... vardı? Niye canım? Olsun. Ya Osman Tan'ın gözüne battı. Ben şöyle baktım geçtim. O kadar önemli bir şey Osman değil. Osman Tan, hemen geçelim mi bunu? Evet, peki. Aldık puanlarımızı. Teşekkürler. Peki. Teşekkürler. Teşekkürler. Pardon çocuklar. Aslı. Eğer oy vermek istiyorsanız Anıl için Alev yazıyorsunuz. Aslı için Aslı yazıyorsunuz. Mahir için Mahir yazıp 10-20'ye gönderiyorsunuz. Teşekkürler arkadaşlar. Çok çabuk alacağız Aydın abi. Çok hemen istiyorum. Evet. Bence çok fazla sert davranıyorlar. 5-5'lik 10-10'luk bir şey değildi. Yani peki çok parlak değildi ama 10'luk 5'lik bir şey değildi. Peki, Aydın abinin dediklerine de duydunuz. Teşekkürler. O zaman bu akşam Haldun Bey de puan versin. Hepsine dayasın 50'leri, 60'ları. İtiraz etmeyiz. Olabilir yani bizim açımızdan. Evet, ama Haldun Bey... Ben veremem puan ama... Verseydiniz daha yüksek verirdiniz evet, herhalde. Efendim? Verseydiniz puan daha bir yüksek verirdiniz. Bir de bu şeyi çok beğenmemek söz konusu olduğu vakit mesele çok uzuyor. Evet. Hiç lüzumu olmadığı bir şekilde Sinan haklı. Bir sonraya geçelim evet. Yani. Beğenmemek de jürinin en doğal hakkı. O yüzden zaten buradalar. Yani. Peki teşekkür ediyoruz. Tabii. Hemen ikinci performansımıza devam ediyoruz.